içinden çıkarırım montajla. Şimdi meselemiz neymiş? Hukuk alanında yapılmış olan inkılaplar. Şimdi bir İtalya var. İtalya'yı bir defa sordular. Aslında ceza hukukunu kimden almış Türkiye diye sordular. Ceza hukukunu kimden alıyormuş? İtalya'da. Ondan sonra ticaret hukuku var Almanya, borçlar hukuku var İsviçre, idare hukuku Fransa, icra iflas yine İsviçre'den alıntı, oradan alınma. Ama dediğim gibi esas bir defa yani bu kadar yıllık KPSS tarihinde o İtalya'yı sordular. Yani onun dışında şu ana kadar bir sorusu yok. Fakat bizim esas mevzumuz hangisiymiş? 1924 ana yasası. Bunu hazırlayan, onaylayan kimdir derse hangisi oldu? İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi. Sonra kimi örnek aldı derse en çok kimi? Fransa ile Polonya'yı. Neden derse de en son, en çağdaş, en kural odur. Kimse gidip eski bir şeyi alıp yenidir diye getirmez ondan dolayı. Sonra bu çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti'nin en sivil ana yasası. Şimdi neden en sivil? 21 anayasasını meclis hazırlar. Birinci meclis. Fakat askerler var. Mustafa Kemal mesela asker örneği. Tamam mı? Yani milletvekillerinin büyük bir kısmı zaten askerdir. 61 anayasasını zaten cuntacılar, darbeciler hazırlamış. 82 yine cunta darbe anayasası. Türkiye'de hür iradesiyle milletvekillerinin hazırladığı asker baskısı olmadan bu. 24 anayasası. O yüzden en sivil anayasa. Sonra bu 1960'a kadar yani askeri darbeye kadar 60 darbesine kadar yürürlükte kaldı. Şimdi mesele şu ki bu yılın KPSS sorusuydu. Tamam mı? O neydi soru? Soru tabii ben soruyu görmedim. Mealen söylüyorum. Türkiye'de en fazla yürürlükte kalan anayasa hangisi? Ama bu soruyu sordukları zaman hala cevap 24 anayasasıydı. Mesela şimdi sorsa bu sene 82 olur. Tamam mı? Çünkü 82 işte kaç oldu? 30. Yok, daha fazla. 38 yani. Bir de tabii orada şey de var ya hani ay muhabbeti hangi ayda hazırlanmış vesaire falan diye. Bunu sorma yoluna gittiler. Sonra bizim bütün standart anayasalarda var. Giriş nedir? Rejim cumhuriyettir. Orada bir sıkıntı yok. Ondan sonra başkent Ankara bir problem yok. Bunun orijinde vardır. Din İslam'dır yazar. Sonradan çıkaracağız. O ayrı bir şey. Dil Türkçedir. Orada da bir problem yok. Sonra değişkenlik gösterir. Şimdi biz, onlar bize lazım değil. Niye? Çünkü bizde 82 anayasasında seçme yaşı kaç, seçilme yaşı kaç, seçim kaç yılda bir, o tür şeyler bize lazım. O zaman 4 yılda birmiş. Cumhurbaşkanı seçilsen bir daha seçilebiliyorsun. Fakat orada bir sıkıntı var. Sadece erkekler oy kullanır. 30'a kadar. Seçme yaşı 18'dir, seçilme yaşı 30. O dönem için öyleymiş. Sonra böyle hani bir değişik bir şey var diye onu söyleyeyim. Önce şöyle hani bir güç var. Yürütme artı yasama. Bakınız çok önemli. Kime bırakılmış? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Yalnız şimdi ben başladım bu güçler birliği. Tamam. Fakat meclis yasamayı kendisi yapıyormuş. Ama yürütmeyi kime bıraktık biz? Meclise. Ama yürütmeyi meclis yapmıyormuş. Şimdi yürütmeyi meclis adına Cumhurbaşkanı ve onun belirlediği kim yapıyormuş? Başbakan yapar. Şimdi bakınız başlarken güçler birliği, anlatmaya devam ederken güçler ayrılığı oldu. İşte bu Türkiye'de bir istisna. Buna zaten ne diyorlar? Karma model diyorlar, karma. Yani biraz ondan, biraz bundan. Mesela bizde şu anda yürütme Türkiye Büyük Millet Meclisi adına yapılmaz. Yürütme tabii resmiyette öyle ama halkın adına yapılır yani yürütme. O zaman yürütmeyi kimin adına yapıyorlarmış? Meclisin adına yapıyorlarmış. Sonra zaten onda değişikliği var. Şimdi esas bize lazım olanlara gelelim. Esas bize lazım olanlar 24 Anayasası'nda yapılan değişiklikler. Şimdi ne değiştirilmiş? Önce devletin dini İslam maddesi ile milletvekillerinin yemin ederken kullanmış olduğu vallahi ne yapılmış? Yani yemin metninden vallahi kısmı, anayasadan da din İslam'dır kısmı çıkarılmış. İkisi de %100 bizi nereye götürür?
laikliğe götürür. Çünkü devletin dini olmaz, insanın dini olur. Devlet bütün dinlere eşit mesafede olmalı. Artı buradaki sıkıntı da şu. Şimdi sen mesela aldın Kur'an'ı eline, dedin ki vallahi billahi yemin ettim, işte artık milletvekili şeyi neyse, yemin ettin. De diyelim ki Yahudi seçilmiş, Ermeni seçilmiş, ateist seçilmiş. Şimdi adam Kur'an'a yemin etse bir anlamı kalmaz. Kendi inancına göre bir şeyin üzerine yemin de etse orada işte ikilik ortaya çıkıyor. Mesele o zaten. Mesele İslam değil. İşte o yüzden de diyorlar ki herkesi kapsayacak bir şey olması lazım. Yani içinde bir de her şeyi, herkesi kapsayacak bir şey iki şeye göre hazırlanmamalı. Irka göre, dine göre hazırlarsan kapsayıcı olmaz. Bazıları dışta kalır. İşte evrensel bir şey, namusum, şerefim üzerine and içerim diyorsun. Tamam mı? Böyle yapıyorsun metni. O yüzden %100 neyi ifade eder? Laikliği. Ama esas bizim değişikliğimiz şu. Yani KPSS'de bize en çok lazım olanlardan bir tanesi kadınlara siyasi haklar verilmiş. Şimdi biz bunu işte yaparken nasıl yapıyoruz? BMW, hatta biraz daha V'yi aşağı getirelim. Marka oldu ama 1930 B, 1933 M, 1934'te hangisi oldu? V oldu. Sonra 30 neymiş? Belediye seçimlerine, 33 muhtarlık seçimlerine, 34 vekillik seçimlerine katılma hakkı verilir kadınlara. Pardon. En son sordukları soru buydu KPSS'de. Bununla ilgili diyorlardı ki kadınlara, şimdi bu siyasi hak ya hepsi. İlk hangisi? Ha, belediye. Belediyeyi seçeceksin yani. Tamam mı? En son bunu sormuşlardı. Şimdi bir hanımefendi var. Sadiye Hanım. Bir hanımefendi daha var. O da Müfide İlhan. Şimdi kim bunlar? Sadiye Hanım Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın ilçe belediye başkanı. Tamam mı? İlçe belediye başkanı. Müfide İlhan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk il belediye başkanı. Ama ili ilçeyi boş verirsen kronolojide Sadiye Hanım yine öndedir. Çünkü Müfide İlhan 1950'de Mersin'den seçilmiş. Mersin belediye başkanıymış yani. Bir de bu hanım yakın bir tarihte öldü. Geçen sene mi? Evvel sene. Aslında biz o zaman bekliyorduk. Belki sorulur mu olur falan filan diye. Tercih etmediler ama o zaman. Kronolojide sorarsa yine Sadiye Hanım birdir. Ama il ilçe diye ayırırsan ilçede Sadiye Hanım, il diye sorarsa Sadiye Hanım cevap olmaz. Müfide İlhan cevap anahtarı olur. Var mı sıkıntı? Yok. Sonra şurada yine hiç tercih edilmeyen bir hanımefendi kimmiş? Gül Esin. Gül Esin Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş ilk kadın muhtarı, Aydın'ın Çine ilçesinin Karpuzlu köyünden. Sadiye Hanım da Artvin'in Yusufeli ilçesinin belediye başkanı. Bu da Aydın Çine Karpuzlu köyü. Şimdi ben vekillikte de bir tane kullanacağım ama bu ilk değil. Neden bu ilk değil? Çünkü 34'teki seçimlerde 17 kadın seçilmiş. Aynı gün yani. Şimdi aynı gün sandıktan çıktıklarında hangisine ilk diyeceksin? Şimdi Satı kadını, Satı çırpanı daha doğrusu niye yazdım? Atatürk Kızılcı Hamam'a geziye gitmiş. Daha doğrusu geçerken uğramış yani. Uğrarken tabii önceden gideceği belli. Erkekler diyormuş Sarı Paşa gelecek bilmem ne. Birbirlerinin arkasına saklanıyorlarmış yani korkudan. Yani sonuçta koskoca Mustafa Kemal yani. İndiği zaman erkekler böyle bir tereddüt edince bu da işte erkekleri çekilin falan demiş Satı kadın, doldurmuş ayranı vermiş Mustafa Kemal'e. O da demiş ki işte Türk kadını böyle olmalı, ondan sonra şöyle olmalı, erkeğin önünde yer almalı falan olmalı filan olmalı. Velhasıl o zaman yanına not etmiş. Sonra kadınlara bu hak verildiği zaman Satı çırpanı yazmış. Var mı sıkıntı? Yok. O yüzden bu ilk falan değil. Zaten ilk vekil diye bir soru olmaz kadın vekil. Çünkü aynı gün 17 tane kadın seçilmiş. Şimdi şurada 3 tane kadın ama bunlar ilk olduğu için bunlara dikkat edelim. Vekillikte şöyle bir anekdot var. Dünya ülkeleri içerisinde Türkiye birçok ülkeden önce kadınlara milletvekili olma hakkı tanır. Bu dünyada ilk değil. Hani bu çağdaş ülkelerden daha önce verildiği için ön plana çıkacak. Sonra kadınlar derken ben onu da şurada söyleyeyim. Hani bu seçimle bir alakası yok ama belki sonra sıra gelmez. Sabiha Gökçen var. Sabiha Gökçen. Sabiha Gökçen'in özelliği neydi? Dünyanın ilk kadın savaş pilotu. Zaten daha önce KPSS'de sorulmuş olan soru. Sonra 3'e döndük. 1934'te seçme yaşı 22'ye çıkarılmış. 18'di.
19, 20, 21 oy kullanmamış. O ekonomik dünya krizinden dolayı oy kullanacaklar, biraz daha böyle aklı selim tipler olsunlar diye o zaman. Ne olursa olsun demokrasiye aykırı. Çünkü 18, 19, 20, 21 oy kullanamıyor. Sonra 1935'te ilk defa azınlıklara milletvekili olma hakkı verilmiş. O zamana kadar azınlıkları milletvekili yapmıyorlarmış. Şimdi bunun bir mantığı var. Niye? Kurtuluş Savaşı'nda doğuda Osmanlı vatandaşı olan Ermeniler Ermenistan'a, Yunanistan Osmanlı vatandaşı olan Rumlar Yunanistan'a falan yardım edince haklı olarak biraz işlerini almamışlar. Ama 35'te o savaş kültürü vesaire bitince azınlıklara da milletvekili olma hakkı tanınmış. Bence sıra bunda. Bence 1937'de Atatürk ilkeleri ne olmuş? Anayasaya dahil edilmiş. İşte sorarsa hangi yıl diye, hangi yıl? 37, o da zaten o ilk 3 maddenin içinde sıralanır. Değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen hususlardan biri. Sonra yıl olsun 1945, anayasanın dili öz Türkçeleştirildi. Şimdi bu ne demek? Eskiden ne var? Aslında şu anda da var da Tunalı Hilmi vardır, meşhur edebiyatçı olanınız bilir. Tunalı Hilmi o heyete başkanlık yapar. Onun öncülüğünde Arapça, Farsça terkipleri, kavramları çıkarıyorsun. Mesela işte müvekkil, müşahit, onları çıkarıyorsun, tanık yaptın. Hatta bizde bir meşhur bir şey var ya, butlan. Butlan diye bir şey. Mesela kimse butlanın ne olduğunu bilmez. Öğrensen de iki gün sonra unutursun. Neymiş butlan? İşte bak mesela tereddüt. Ben bildiğim için söylemiyorum. Ben de zaten unutmuşum da. Yani böyle bir şey var. Sonra bir şey daha var onunla karıştırılan da, o vatandaşlıkta. Hem butlan, mutlak butlan, bilmem ne falan o şeyler var ya, anlayamazsın böyle tam olarak ne olup bittiğini. Bunu işte normale çeviriyorsun. Sonra Demokrat Parti geldiğinde 52'de bir daha eski haline çevirir. Yani bizim şu anda kullandığımız eski hali. O yüzden zaten çok da bir şey anlamıyoruz böyle anayasayı falan okurken. Bu anayasanın içinde olduğu için burada söyleyeceğim ama 46'da ne yapılmış? Tek dereceli seçim sistemine geçilmiş. Dediğim gibi bunda yine çağdaş Türk dünya tarihini görürken o bize daha çok lazım burada. Onu işlediğimiz zaman daha net bir şekilde ne olup bittiğine dair fikrimiz olsun diye orada söyleyelim. Şimdi burada var mı soracağımız şu değişiklikler, özellikle de şu kadınlara verilmiş olan haklara mümkün mertebe dikkat edelim. Tamam, çünkü en son sorulurken bile o soruldu işte. İlk hak hangisidir? Tamam, siyasi hak veriyorsun ya. Ha bir de siyasi hak ne? Oy kullanma, seçme, seçilme, işte belediye, muhtarlık ya da vekillik seçimlerine hem oy kullanabilme hem aday olabilme. Bunların hepsidir zaten siyasi hak. Çünkü ne yapmamız lazım? Bununla karıştırmamamız lazım. Neymiş medeni kanun? 17 Şubat 1926. Şimdi bir şeyin adı medenidir diye içi medeni olacak diye bir kaide yok. Yani aile hukukunu ifade eden kanunlara medeni kanun denir. Mesela Osmanlı'da da var. Mecelle. Şimdi mecelle çok mu medeni? Yani günün şartı şimdiki çağ değil ama adı medeni kanun. Şimdi medeni kanun en basit tanımı ne? Aile hukukunu belirtir. Yani kim kiminle evlenir, kim kiminle boşanır, evlensen ne olur, boşansan ne olur, çocuk kimde kalır, ondan sonra nafaka alır mısın, almaz mısın, miras nasıl bölünür, bunları belirler. Genelde o aile yapısı, sosyal hayatı ifade eder. Şimdi Osmanlı'da mecelle var. Osmanlı'daki mecelle şuna göre hazırlanmış. Hanefi fıkhına göre. Yani Müslümanların bile tamamını ne yapmaz? Kapsamaz. Yani kural aşağı yukarı aynıdır ama yani uygulamada belli başlı farklılıklar var. Şimdi sorun şu ki, şimdi sen Hanefi fıkhına göre evli sayılabilmen için ne olması lazım? İmam nikahı kıyman lazım. Diyelim ki ben bir Yahudiyim, evleneceğim. Mesela. Ben şimdi imamın yanına niye gideyim? Ben de başka bir yere giderim. Bak, ben başka bir yere gittiğim zaman bunun adı şu olur. Hukukta ikililik olur. Niye? Çünkü dine göre hazırlıyorsun. Mesela orada din değil, kapsayıcı olmaması. Öyle olduğu zaman da bununla uğraşmak zorunda kalırsın. Ya da mesela Hanefi'ye göre işte kadından boşanman için diyelim evde kızdın. 3 defa boş ol, boş ol, boş ol dedin mi mesela boşanıyorsun. Bak evde boşandın, hiç kimsenin haberi yok. Devlet bile bilmiyor mesela. Sonra diyelim ki ya işte dedin ki Allah'ım tövbe ettim, ben işte kızdım dedim bilmem ne, hülle mülle yaptın. Mesela bir daha evlen ve sabaha bir daha evlenebilirsin yani, tamam, bunları yapabiliyorsun. Ama işte şimdi kim kiminle evli, kim kiminle boşanmış, şimdi burada hiçbir şey yapamazsın. Geleceğin nüfusu nedir, aile planlaması nasıl olacak, o tür şeyler de lazım. Yoksa
resmiyetten nasıl resmi evlenirsin? Yine imam nikahı. İmam nikahı yasak değil zaten. Ama sadece imam nikahı seni evli göstermez. Sorun o. Sonra bir sıkıntı daha var. Mecelleye göre mesela kadınlara miras verilir ama kadınlara 1/2 oranında pay verilir. Tamam mı? Şimdi bu bizi başka bir yere götürdü. Ne yok? Kadın, erkek eşitliği yok. Şimdi dün arabada gidiyordum, radyoyu açtım. Baktım bir tane mülayim bir herifin biri konuşuyor. Konu bu şer'i hukuk. Sonra dedi ki, ama o çok güzel bir şey söyledi, benim aklımda kalmadı. Hani böyle tekerleme gibi bir şey söylersin ya, eski dilde söylemde yani. Türkçe meali neydi? Sanmayın dedi, Türkçe söylerken. Sanmayın dedi. Dedi ki mecelleye göre de çağa göre değişiklik yapman lazım. Hani mecelle tamam şeriattır, İslami kuraldır ama illa öyle kalacak diye bir şey yok. Yani söylerken o yorumlayan kişi kimdi bilmiyorum ama. Yani muhtemelen prof bir şeydi yani. Mecelleye göre de şey de söyledi, ahir bilmem ne falan bir şey söyledi. Yani zamana göre onun da değişmesi lazım dedi. Yoksa mecelle öyle sabit kalır diye bir durum söz konusu değil. Şimdi meseleye dönelim. Medeni kanuna. Şimdi medeni kanunu görünce ne görmüş olacaksın? Medeni kanunu görünce evvela aklımıza kadınlar gelecek. Tamam, mesela bu kanunun onunla alakalı olduğunu hatırlamamız lazım. Bu sadece kadın için değil tabii. Tek eşle evlilik erkek için de geçerli. Ondan sonra devletin nazarında evli sayılabilmen için ne olması lazım? Resmi nikah kıyması lazım. Hocam bize bir komşu var diyor, 3 tane karısı var. Şimdi tabii 3 tane karısı var ama bu resmiyete göre öyle. Yani senin resmiyette biriyle evlenebilmen için diğerinden boşanman lazım. Şayet başka bir evliliğin varsa, yoksa bir taneyle evlilik yaptın sonra imam nikahı öyle istediğin kadar evlenebilirsin yani. Onu durduracak bir sistem yok onun içerisinde. Şimdi var böyle hani Türk filmlerinde var ya, diyor ki evliliğinize mani bir hal bulunamadı. Şimdi evliliğine ne mani olacak? Ya adam biriyle evlidir, başka biriyle de kadın, fark etmez. Ya da evleneceğin kişi, şimdi Türk medeni kanununa göre sen evlenirken babanla, annenle, dayınla, teyzenle, nenenle, amcanla, dedenle evlenemezsin. Yani şeriat bir yana, Türk kültürü, ananesi, örflerine aykırıdır diye evlenemezsin. O bir tane vardı ya, sunucu, Murat neydi o? Yeğeniyle mesela onu oldu, yakalandı falan. Halbuki adam sana ne diyebilir? Sen ne ilgilendirir, ben mesela seviyorum diyebilir yani. Ama savcılık onun hakkında soruşturma başlattı. Niye? Türk yapısına, hukukuna uygun değil. Aile yapısını bozduğu için dava açabiliyor yani. Tamam mı? Öyle her şeyi yapar. Laiklik bu işte. Tamam mı? Böyle anlayacaksın. Yoksa her şey böyle serbest diye bir şey yok laikliğin içerisinde. Sonra şöyle oldu. Kadınlar dedik ya, kadınlar da boşandığı zaman nafaka hakkı alabilir. Kadınlara da ne yapılmış? Boşanma hakkı verilmiş. Erkeklerle eşit mirasta pay hak verilmiş. Ondan sonra mahkemede eşitlik hakkı. Çünkü öbür türlü nasılmış? Erkek gelince Kur'an'a bastın. Dedi ki ben doğruyu söyleyeceğim. Tamam diyor, erkeklerse problem yok. Ama kadının biri mesela dedi ki ben vallahi billahi yemin ederim doğru söyleyeceğim. O kadının şehadetinin kabulü için bir kadın da orada diyecek ki vallahi billahi bu da doğru söyleyecek. Ona diyorlar bir erkek o. Hukuk öyle bir şey yani. Şimdi bir de bunlar beğenirsin beğenmezsin var olan şeyler. Yani mecellenin içerisinde olan şeyler. Burada onu ortadan kaldırıyorsun. Bir de kadınlara da ne verilmiş? Meslek seçme hakkı verme yoluna gitmişler. Yalnız bak şunlar yok. Mesela kadın diye kodladın ya böyle kafanda, ben hatırlarım. Dedi ki hangisi medeni kanunla kadınlara verilen haklardan biri değil? A, nafaka hakkı, tamam doğru kadın. B, boşanma hakkı, tamam kadın doğru. C, mirasta pay, kadın doğru. Hoca söyledi, doğru ben söyledim. Sonra mahkemede şahitlik hakkı, kadın doğru. Belediye seçimlerine katılma, o da doğru, kadın hakkı. Ama o siyasi bir şey. Seçme seçilme. Bu sosyal hayatı dizayn eder. Zaten bize ne kadar önce görsek de bu ne zaman? Bu 26. Yani bu hazırlandığı zaman bu yok zaten ve bunu verdiklerinde bunun içine koymamışlar zaten. Medeni kanun içerisine dahil etmezler. Şimdi ezbere döndüm. Bunu zaten daha önce sordular. Bize dese ki hangi ülkenin kanunu örnek alınmıştır derse, hangisini kimmiş? İsviçre.
Ondan sonra Hans Lehmann diye bir arkadaş var. Onu getirmişler. Dizayn etsin diye. Yani bizim kültüre vesaireye uygun bir hale getirsinler. Ama İsviçre soruldu. Zaten gayet de normalde sorulması. Öbür ezberine bize dese ki kadın erkek eşitliğini sağlayan kanun aşağıdakilerden hangisidir, ne oldu? Medeni kanun. Hukukta ikililiği ortadan kaldıran kanun hangisi? Medeni. Tersini söyleyelim. Hukukta birliği sağlayan kanun hangisi? Yine hangisi olmuş oldu? Medeni kanun. Ondan sonra mecelle hangisiyle ortadan kaldırıldı derse hangisiyle? Medeni kanun ile. Var mı sıkıntı? Yok. Şimdi beni iyi dinleyiniz. Şuradan aldım şunun tamamını. Bak. Şimdi ÖSYM'nin medeni kanundan ilk anladığı halçılıktır. Yani bunu dini ortadan kaldı. Öyle değil. Bunu yaparlarken diyorlar ki kadınla erkeğin birbirinden bir farkı yok. Kanun önünde ne olmaları lazım? Eşit olmaları lazım. Sorun bu. Tamam mı? O yüzden ilk manası halçılık. Ama velakin dedi ki Osmanlı Devleti'nin medeni kanunu olan mecelle dine göre hazırlanmıştı. İşte Hanefi fıkhıydı. Bak şimdi bu adam seni halçılığa götürmüyor. Şimdi bu adam bizi nereye götürüyor? Laik, sana diyor ki laikliği işaretle. Ben sana onu soruyorum. Dolayısıyla ikinci manası hangisi oldu? Laiklik olmuş oldu. O ilkeleri işlerken de birbirinden nasıl ayırt edilir? Onu daha net, daha sade bir şekilde görelim. Şimdi bu medeni kanun hala da var. Zaten şeye göre de güncelleniyor. İşte çağın gereklerine vesaireye göre falan filan. Kanunumuz bu. Ezberlere dikkat edin. Tamam, mesela bu yaptığımız ezberlere. Kadın erkek eşitliğini sağlayan kanun hangisi? A. Tevhid-i Tedrisat. B. Kabotaj. C. Medeni. Tamam mı? Çok zorluyor yani. Biz mesela şunları bunları bana zor bir şey sorsunlar bilmem ne falan. Bir bakıyorsun ki sıradan herhangi bir soruyu sorma yoluna gitmişler. Var mı? Soracağımız, söyleyeceğimiz, ekleyeceğimiz, işte hiç beklemediğimiz şuydu mesela. Aslında bekliyordular herhalde, sormazlar falan. Böyle çok da işte insan inanarak bunu sorarlar falan demiyor yani. Tamam mı? O fark var. İşte mesela gidip sorabiliyorlar. Fark etmiyor yani. Bir de o eski anayasalara dikkat ediyorlar. Biz de ona dikkat ediyoruz.